iLoveTV.gr. Μπες, δες. Toparlayın artık her şeyi. Belgelere kimsenin dokunmasına izin verme, olur mu? Ne oluyor burada? Efendim müfettişler, bütün belgeleri el koydular. Bilgisayarları da alıyorlar. Her şey tek tek incelenecekmiş. İyi de teftiş biteli daha kaç gün oldu? Bu nereden çıktı şimdi? Bunlar sadece müfettiş değil Haldun Bey. Polis var. Savcının görevlendirdiği adli kolluk görevlileri ve istihbarat teşkilatına gelen yetkili arkadaşlar da burada. Niye bana önceden haber vermiyorsunuz peki? Kim buranın sorumlusu? Haldun Bey. Bülent Tokat. Sizinle biraz konuşalım mı? Ben de aynı şeyi isteyecektim sizden. Buyurun odama geçelim. Bunu yapma yetkisini kimden alıyorsunuz sorabilir miyim? Sizin ve şirketiniz hakkında soruşturma başlatıldı. Elimde mahkemenin almış olduğu arama ve el koyma kararı var. Ayrıca bu dava sürecinde yurt dışına çıkışınız da yasaklandı Haldun Bey. Ne soruşturmasıymış bu? Adil Çelik davası ile ilgili. Adil Çelik davasıyla mı ilgili? İyi de Adil Çelik davası sonuçlanalı yıllar oldu. Ayrıca o davada suçlananlar gereken cezayı aldılar. Şimdi yıllar sonra neden altını kazıyorsunuz anlamadım. Elimizde yeni kanıtlar var. Adil Çelik lehine. Yani bu bir iftira olmalı. Kim suçluyor beni? Kimle konuştunuz? Avukatınızla görüşmenizi öneririm Haldun Bey. Bir an önce. Ne haber abi? İyi. Hakan geldi mi? Ya. Sen nereden geliyorsun? Ya bu arada ya. Ah be abi, hiç dinlemiyorsun ha. Ya bence boşuna uğraşıyorsun. Emre ile barışmaları al meselesi. Sana ne lan? Hem senin dokunu yok mu bugün? Var. Var, bir de o var ya. Gideceğim şimdi Cemre'yi göreceğim. Sinirim bozulacak. Ah, bahaneyi buldun yani okula gitmemek için. Yok be abi, ondan değil. Dün Cemre'yi bir heriften ilaç alırken gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Aman karışma. Daha yeni yırttık zaten. Bulaşma şunlara. Abi bulaşma diyorsun da yani ne yapayım, kızı bırakayım bağımlı mı olsun? Oğlum sana ne? Allah Allah. Bırak ailesi ilgilensin artık. Yani sen dalgana bak. Demesi kolay. Sen çok yapıyorsun da. İyi günler. Damla Akın, cinayet masası. Buyurun. 2005 yılında burada vefat eden bir hastanın ölüm nedenini öğrenmek istiyorum. Üzgünüm ama bunun için yönetimden izin almanız gerek. Bakın hanımefendi, bir soruşturma için ihtiyacım var. En azından kayıtların burada olup olmadığını söyleyebilirsiniz. İsim? Müşerref Tarı. Evet, hastanemizde vefat etmiş görünüyor. Ama bundan fazlası için mutlaka izin almanız gerek. Teşekkür ederim, kolay gelsin.